Ne oluyorsa Türkiye onu canlı olarak takip ediyor. Şimdi ben tabii süreç olarak Mansur Başkan'la Ekrem Başkan'ı karşılaştırıyorum. Tabii Ekrem Başkan'ın zaman zaman değişik nedenlerle belki danışmanları söylüyor, belki genel merkezi tavsiye ediyor. Genel siyasete yönelik söylemleri veya eylemleri bu tür tepkilere neden oluyor. Geçmişte biliyorsunuz bir Diyarbakır ziyareti vardı. Şimdi bu tweet'i var. Dolayısıyla bu aslında Millet İttifakı'nın, HDP'nin seçmeninin sağlamlaştırılması, yerinin korunması, ittifakın adayına destek vermesine yönelik bir siyasi maksadı var. Ama bunun karşılığında biliyoruz ki Millet İttifakı'nın en zayıf noktası HDP ile İyi Parti seçmeninin bu ittifakta tutulması. Genel merkezleri tutabilirsiniz de seçmeni tutamazsınız. Şimdi zaten bu hassasiyeti Cumhur İttifakı bildiği için bütün saldırıları, siyasi saldırıları, siyasi söylemleri bu ittifakı bozmaya yönelik. Ve tartışılan da HDP-PKK ilişkisi. Yani HDP bir siyasi parti olarak PKK'yı reddetmediği sürece Cumhur İttifakı'nın bu siyasi söylemlerinin bir karşılığı var seçmende. Zaten sokakta dolaşırken işte asker kökenli kumpas mağduru bir siyasetçi olarak bize sorulan hep bu. Yani HDP ile kapalı kapılar arkasında birlikte siyaset yapan bir partide ne işiniz var soruları. Yani bu yeni bir şey değil. Dolayısıyla bu soruların bir karşılığı var. O açıdan Sayın Ekrem Başkan'ın bu tweet'i yanlış olmuştur benim siyasi tecrübelerime, bilgilerime göre. Çünkü HDP seçmeninin özellikle iki turlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turda zaten başka şansı yok. Yani Millet İttifakı'nın ikinci tura kalan adayına verecek. Çünkü Cumhur İttifakı ile ilişkileri zaten belli. İstanbul'da bunu gördük yani. İstanbul'da Ekrem Başkan tabii çok ideal bir aday olarak çıktı ama Millet İttifakı'nın adayı başka biri de olsa... Şimdi Ekrem İmamoğlu baktığımızda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Genel siyasetçi değil, yerel siyasetçi. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu, yani Meral Akşener'de bir lider olduğu için Kemal Kılıçdaroğlu atmıyor da neden Ekrem İmamoğlu atıyor? Tam tersi de olabilirdi. AK Partili bir belediye başkanı bu tweet'i atsaydı olur muydu? O da eleştirilirdi. O da eleştirilirdi değil mi? Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun yerel siyasette kalması lazım. Bu tür tweetleri de genel merkeze bırakması lazım. Bu lehine değil aleyhine olan bir gelişme. Yine başladığım noktaya dönüyorum. Yani Mansur Başkan'ın, Ekrem Başkan'ın seçimler sonrası Türkiye genelindeki seçmen karşılığına baktığımızda Mansur Başkan'ın gittikçe yükselen bir değeri seçmen karşılığı olduğunu görüyoruz. Çünkü genel siyasete katılmıyor. Ankara'ya hizmet ediyor. Ankara'da yerel yönetimlerle ilgili çalışmalar yapıyor. Ama Ekrem Başkan'ın yaptığı bu tür genel siyasete yönelik açılımlar, eylemler ne yazık ki kendisi açısından da Millet İttifakı'nın bileşenler açısından da bu tür tartışmalara ve sorunlara yol açıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde benzer eylem ve söylemlerden uzak durması gerektiğine inanıyorum. Bir büyüğü olarak da bunu tavsiye ediyorum. Yani bir yatırım yapıyor olabilir mi Cumhurbaşkanlığına? Ama işte şimdi HDP seçmeninden aldığı desteği en fazlasını merkez sağdan, İyi Parti'den, diğer partilerden kaybediyor. Yani çünkü Cumhur İttifakı bu konuyu işliyor. Şimdi tezkereler meclise niye geliyor? Cumhuriyet Halk Partisi'ni, İyi Parti'yi, HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullanmadığını siyaset meydanlarında seçimlerde kullanmak için yapıyor. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti. Dolayısıyla bu olgu, bu gerçek siyasetin sıcak gündemindeyken bu tweetin ne anlamı var? O tarafın çabalarına destek veriyor. Bir de yani belediye başkanı parti genel başkanlarının tweetine konu yapmaması lazım. Yani siyasette de bir hiyerarşi var yani. Siyasette de bir hiyerarşi var. Şimdi genel başkana genel başkanın cevap vermesi lazım veya görevli genel başkan yardımcısının cevap vermesi lazım. Muhataplık açısından da burada bir dengesizlik var. Bu tartışma da biraz önce... Evet, grup başkan vekilleri arasında da böyle bir anlaşma vardı. Sayın Özgür Özel'le AK Parti grup başkanı da
Onlar da böyle bir anlaşma yapmışlardı. Eğer Cumhurbaşkanı tabii öyle olmaz siyaset.